Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müftüvekilim, Sayın İl Kültür ve Turizm Müdürüm, Sayın Daire Amirlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar ve gençler. Hayrat Vakfı bünyesinde Uluslararası Eğitimciler Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesince bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışması Amasya ödül törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı arz ediyorum. Kur'an tilaveti, tanıtım videoları, açılış ve selamlama konuşmaları, ödül takdimleri ve birinci olan öğrencilerimizin konuşmaları, danışman hocaların ödül takdimi, fotoğraf çekimi ve kapanış. İkra. Bismi Rabbükellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Müslim ve Buhari'de geçen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır buyurmuşlar. Şimdi mikrofonu kelamların en güzelini okumaları için Büyük Ağa Kur'an kursu hafızlarından Necip Çiftçi kardeşimizi huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما
أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم Bu güzel tilavetinden dolayı Hafız Necip Çiftçi kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Okunan Haşr-ı Şerif'ten hasıl olan sevabı başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere, ashab-ı kirama, bütün geçmiş ehli iman mümin ve müminata, hususen Filistin'de, Gazze'de ve Doğu Türkistan'da şehit olan
kardeşlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Şimdi sizleri kısa adı ULEK olan Uluslararası Eğitimciler Derneği tanıtım videosuyla baş başa bırakıyorum. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Emrini düstur edindik. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisiyle harekete geçtik. Ecdadımızın açtığı yolda milli ve manevi değerleriyle donanımlı, tarihi sorumluluğunun farkında, ufku geniş, ideali büyük, ilim peşinde koşturan, mukaddesatına bağlı nesiller yetiştirmek için çıktık yollara. Vicdanın ziyası uyumlu diniyedir. Aklın nuru, fünunu medeniyedir. İkisinin intizacıyla hakikat tecelli eder, hükmünü rehber edin. Bu yolda eğitime gönül veren binlerce üyemizle onlarca yılı geride bıraktık. Neler mi yaptık? Eğitim şunları, yazar okumları, canlı yayınlar, ders kitapları, okuma kitapları, değerli bunlar, eğitim programları, müfredat çalışmaları, yüzlerce kurslar, binlerce seminerler ve kitap okuma yarışmaları. Yarınlarımızın bugünden daha güzel, daha parlak olması için başlattık. Aydınlık yarınlara yarışmamızı. Yarışmacılarımızın sadece zihinlerine değil, kalplerine de hitap etmek için yazdık kitaplarımızı. İlkokullar, ortaokullar, liseler ve yetişkinler için ayrı ayrı planladık. Herkes kolayca ulaşabilsin diye e-kitap ve sesli kitap olarak ücretsiz hizmet verdik. Üçüncüsünü yaptığımız yarışmayla Türkiye başta olmak üzere 72 ülkede yüz binlerce gönüle ulaştı. Yurt dışından gelen kendi dillerinde çok değerli kitaplarla yarışma taleplerine kayıtsız kaldık. Ve 15 yabancı dilde çevirmeye başladık. Talep eden her gönüle el uzatmaya, anlamlı her çalışmaya destek olmaya, karanlıklara karşı nur saçmaya gayret ediyoruz. İnşallah Kudüs ve civarı başta olmak üzere tüm dünyada huzurun temin edildiği, mücadele yerine yardımlaşmanın, kuvvet yerine hakkın, menfaat yerine faziletin, heva yerine hüdanın hakim olduğu aydınlık yarınlara kavuşmak dileğiyle. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Eğitimciler Derneği Amasya İl Temsilcisi Halil Katmerlikaya hocamızı sahneye davet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Saygıdeğer protokol, kıymetli misafirlerimiz ve aydınlık yarınların temsilcisi, sevgili gençler ve sevgili çocuklar. Kısa adı ULED olan Uluslararası Eğitimciler Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü tertip ettiği Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışması törenine hepiniz hoş geldiniz. Kısa adı ULED olan Uluslararası Eğitimciler Derneği 2010 yılında Hayrat Vakfı bünyesindeki gönüllü eğitimci ve muallimler tarafından kurulmuştur. Videoda da izlediğiniz gibi pek çok faaliyeti gerçekleştirmenin yanı sıra icra etmiş olduğu en önemli faaliyetlerden birisi de şu an burada bulunmamıza sebep olan Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışmasıdır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu yarışmaya İlk, orta, lise ve yetişkin düzeyinde toplamda 368 bin başvuru olmuştur. Tabi bu ilgi ve teveccühün her geçen gün artması bizleri sevindirmektedir. ULED aynı zamanda Hayrat Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen gerek yüz yüze gerek uzaktan online olarak gerçekleştirilen
Osmanlıca kurslarına da destek vermektedir. Zaten biz bu programı Hayrat ve Amasya İl Temsilciliği'nin desteğiyle icra ediyoruz, gerçekleştiriyoruz. Şimdiki aydınlık yarınlara deyince ne anlıyoruz? Yani bu noktada ben birkaç şey söylemek istiyorum kıymetli misafirlerimiz. Yani bugünün yarını olduğu gibi her asrın, her devrin, her çağın, her mevsimde bir yarını var. Bu hayatın da bir yarını, dünyanın da bir yarını var. Tabii her halin de bir yarını var. Bu çocuk, yetişkin, yaşlı olabilir. Yani yaşlı bir insanın, ayağı çukurda dediğimiz bir insanın da yarını var. Onun yarını karanlık mı olacak? Yani biz bu olaya sadece dünyevi noktada, maddi anlamda, yarınlarımızın aydınlık olmasında bakarsak hata etmiş oluruz. Biz maddi ve manevi anlamda, dünyevi ve uhrevi manada yarınlarımızın aydınlık olması için gayret gösteriyoruz. Pekala bu yarını aydınlatacak, bize ışık tutacak nedir diye soracak olursak, ya bu noktada yarına dair akşam hava bültenlerini izlerken yarın ne olacak, hava nasıl olacak, yağmur mu olacak, soğuk mu olacak diye bunu merak ediyoruz ve sürekli bunu takip ediyoruz. Yarının hava bültenini takip ettiğimiz gibi kendi istikbalimiz, şahsi istikbalimiz, milletimizin istikbali ve insanların istikbali noktasında yarınlara nasıl bakmamız gerekiyor? Bugün Filistin'de görüyoruz. Yani nasıl bir zulüm var. Hakikaten insanın içini acıtıyor. O zaman yani bugünden baktığımız zaman yarınlar sanki bizim için umutsuz gibi. Ama en zor durumlarda ve şartlarda bile İstikbalde yegane hakikatin hak ve hakikat olacağını, İslamiyet'in yeryüzünde hakim olacağı en zor durumda, en karanlık zamanlarda dahi haykırılmış. O zaman ya bizim bütün gayretimiz, bütün çabamız genç nesillerimizin yarınlarının, dünya ve uhrevi yarınlarının da aydınlık olması noktasındadır. Ben şöyle bir olay anlatmak istiyorum. Hindistan'ın İngiliz işgali olduğu dönemde bir İngiliz asker bir Hintliye tokat vurur. O Hintli de kalkar, İngiliz'e bir tokat patlatır. Daha sonra komutana gelir. Komutan der ki para kasasını açar, bir tomar işte para çıkarır. Der ki bu parayı al götür, sana tokat atan o Hintliye ver. Hintliye verir ve gelir. Bir zaman sonra o Hintli o parayla zengin olur, büyük bir esnaf dükkanı açar, şehrin en önemli ileri önde gelenleri arasına girer. Daha sonra o komutan askeri çağırır, hani sen o tokat atmıştın ya der, senin tokat attığın o Hintli vardı ya der, git ona der, bir tokat patlat. O İngiliz asker gider, o Hintli'ye kendi dükkanında gider bir tokat atar. Bu kez Hintli hiçbir şey diyemez. Dahi diyemez, sesini dahi çıkaramaz. Asker gelir ve komutana der ki, komutanım ilkinde ben ona tokat attım, o da kalktı bana bir tokat patlattı. Şimdi o şehrin en zengini oldu, ben ona bir tokat patlattım fakat o bana hiçbir şey diyemedi. Bunun sebebi nedir diye sorunca o İngiliz komutan der ki, o Hintlinin daha önce kaybedeceği hiçbir şey yoktu. İzzet-i nefsini korumak, gururunu korumak için, şerefini korumak için kalktı sana bir tokat patlattı. Ama şimdi o zengin oldu, şehrin en önde gelenleri, en mevki makam sahibi oldu. Dolayısıyla kaybedeceği çok şey olduğu için, kaybedeceğini düşündüğü çok şey olduğu için bu nedenle sana bir şey yapamadı diyor. Yani bizim kaybedeceğimiz nedir? Biz pek çok şeyi musibet olarak görürüz. Böyle bakarız ama musibet gördüğümüz zorluklar, sıkıntılar, meşakkatler bizim yarınlarımız noktasında bizim için çok büyük güzelliklere, iyiliklere, iyilikleri netice verecektir. Bu anlamda yani demek istediğim şu ki dört kategoride okunan kitaplara baktığımız zaman
ekseriyette tevhid eksenlidir. İmanın hakikatını, gerçeğini ortaya koyar. Bizim yani iman en büyük güçtür, kuvvettir, metanettir, sabırdır, dayanak noktamızdır. Gerçek anlamda mutluluğu, huzuru, sevinci, sevinci, insani temelde hürriyeti, gerçek manada adaleti nasıl tesis edeceğiz? Dolayısıyla bu noktada imandan aldığımız güçle, ilhamla hakiki manada aydınlık yarınların inşa edileceğini düşündüğümüz için bu yarışmaları tertip ediyoruz. Özellikle şu internet çağında gençlerimizin sapkın inançlara karşı kendilerini koruyabilmesi noktasında taklidi imandan ziyade tahkiki imanı elde etmesi ve özgüvenini yüksek bir özgüvene sahip olması gerekiyor. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek aydınlık yarınlar elbette bizim olacaktır. Bizim ulet olarak gerçekleştirdiğimiz en önemli faaliyetlerin bir tanesi de Osmanlı Türkçesi eğitimleridir. Yani kadim medeniyet değerlerimizle bugün arasında sağlam köprü kurma noktasında bu noktada Osmanlı Türkçesi kurslarına ayrı bir önem veriyoruz. Bu faaliyetlerimiz halen de devam etmektedir. Kıymetli misafirlerimiz, sözlerime son verirken tabii ki bazı şeyler vardır. Yani nasıl diyeyim? Az önce bahsettiğim olayda biz öyle şeyler yaşıyoruz ki yani dindar görünmekten bile çekiniyoruz, korkuyoruz. Kendi kimliğimizi ortaya koymaktan çekiniyoruz. Oysa bugün baktığımız zaman Filistin'deki o masum yürekler imandan aldığı o güçle o Siyonist ve Haçlı zalimlerine nasıl meydan okuyorlar? Onlar bu eğitimi, bu gücü, bu kuvveti nereden aldı? Bütün dünyayı kendilerine hayran bırakıyorlar. Yani öyle ki Batı'nın 200'lü çifte standartlı siyasetine, bütün medyayı, ekonomiyi tasallut altına almalarına rağmen o masumlar kendilerini dünya efkarı ammesindeki temiz vicdanlı insanlara duyurabildiler. Ve bugün hakikaten bu masumlara belki bizden ziyade farklı dünyalardan çok büyük destekler akıyor. O mazlumlar bir ölürken belki binlerin imanlarını kurtarıyorlar. Binlerce insanın Müslüman olmasına vesile oluyorlar. İşte bu noktada biz neredeyiz? Biz kendimizi bu açıdan sorgulamamız gerekiyor. İşte bu nedenle bu faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Genç nesillerimize, zeka tarlalarımıza bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bizim bütün bu gayretimiz bu. İşte bu noktada bizim hakikat mektebinde öğrendiğimiz ve aldığımız sorumluluk şudur ki bu milletin evlatları cennete, bizler cennete. Bunun haricinde başka bir çıkar yol biz eğitimciler olarak bilmiyorum, göremiyoruz. Bu noktadan kimin himmeti milleti ise o tek başına millettir şiarıyla hareket ederek gecemizi gündüze katarak dolayısıyla var gücümüzle çalışmak zorundayız. İmanı noktadaki şuurumuzu, bilincimizi artırmak mecburiyetindeyiz. Ben az önce gelirken elimde bir konuşma metni vardı. Konuşma metnine bakarken yani tereddüt ettim. Mesela heyecana kapıldım. Dedim ki ben bu metni yırtacağım. Yani istersen ne olursa olsun bu metni yırtacağım. Metni yırtıp cebime koydum. İrticali olarak konuşmaya çalıştım. Sürçülisan ettik ise affola bu programın, bu törenin hayırlara ve nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu programa destek olan, salon noktasında desteklerini bizden esirgemeyen Amasya Belediyesi'ne, Sayın Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Siz katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bütün yarışmacılarımıza ve bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
Sayın Belediye Başkanımız salondan ayrılacaklar. Kendilerine katılımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından dolayı Halil Katmerlikaya hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Hayrat Vakfı ve Amasya Osmanlı Kültür Derneği tanıtım videolarını izliyoruz. Osmanlı Kültür Derneği 2013 yılında Amasya'mızın yüzide insanları tarafından kurulmuştur. Derneğimizin kuruluş amacı ilimizde toplumun tarihi, kültürel, dini, ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak, her alanda eğitim ve araştırmaya destek vermek, toplumda ve özellikle gençlerde tarih bilinci ve şuurunu geliştirmek, yeni neslin tarihi ile irtibatını kuvvetlendirmek gayesiyle sanat tarihi, mimari hat ve tescil sanatı, Osmanlı Türkçesi gibi kültürel zenginliklerimizin geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına yardımcı olmak,
insanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmek, muhtaç olanlara her türlü yardımda bulunmak, insan hak ve özgürlüklerini ülkemizde ve bütün dünyada korunması, gelişmesi ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Geçmiş 10 senede yapmış olduğumuz birçok ilmi ve kültürel ve manevi çalışmalar ile bu zamanımıza kadar gelmiştir. Şimdi yeni yüzümüzle ve merkezi konumdaki yerimizle siz Amasya halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Açmış olduğumuz bu merkezimizde her yaştan çocuk, genç ve yetişkinlere bay ve bayan olarak Kur'an-ı Kerim eğitimi ve Osmanlı Türkçesi dersleri ve bunun yanında milli ve manevi değerlerimizi yansıtmak amacıyla ahlakın güzelleşmesini sağlamak gayesiyle değerler eğitimi ve ahlak derslerini alanında uzman eğitici ve hocalarımızla vermekteyiz. Bu minvalde Hayrat Vakfı ile birlikte yapmış olduğumuz faaliyetlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde çocuklara yönelik manevi kış programları ve okullarda yaz okulları, gençlik merkezinde ve kredi yurtlar kurumunda üniversiteli öğrencilerimiz için yapılan değerler eğitimi sunumları, Osmanlıca yarışmaları, bütün kategorilerde okullarda yapılan kitap okuma yarışmaları, gezi, piknik ve sosyal etkinliklerle gençlerimize yönelik yapılan çalışmalar bunların en başında geliyor. Yeni yerimizde tevafuklu Kur'an-ı Kerim sayesinde kolayca Kur'an-ı Kerim öğrenme, 15 dakika gibi kısa sürede Osmanlıca eğitimi, tefekkür seminerleriyle inanç esaslarımızın delilleriyle anlatıldığı dersler, seminerler ve kurslarla siz Amasya halkımızın hizmetinde olacağız. Malumunuz, zamanımızın tehlikeleri karşısında çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı ve kötü alışkanlıklardan korumak ve kurtarmak amacıyla yapacağımız bu çalışmalar çok büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle bu amaca matuf olarak açmış olduğumuz derneğimizin çalışmalarının yürütülmesi noktasında siz Amasya halkımızın desteklerini bekliyoruz. Derneğimiz adına hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Hayrat Vakfı adına selamlama konuşmalarını yapmak üzere Amasya İl Temsilcisi Ensar Hacı Süleymanoğlu hocamızı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Müftü Vekilim ve Halk Eğitim Müdürüm ve diğer saygıdeğer protokol, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve aydınlık yarınlarımızın, geleceğimizin umudu olan çocuklar, gençler, hepiniz aydınlık yarınlara kitap okuma yarışması ödül törenimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tekrar sizinle birlikte bu ödül töreni vesilesiyle bu amaca matuf olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Bu tabii bizi ayrı bir sevince, sürura gark ediyor. Okuma gönüllülerinin ne kadar ileride olduğunu bizi bu noktada mutlu ediyor. Biz bu okuma noktasında gerçekten önemli olduğu, okumanın ne derece insana kıymet kazandırdığını belki saatlerce burada konuşsak kıymetini anlatamayız. Evvela dinimizin ilk emri okuma, oku bize diye buyuruyor. Bizim dinimizden gelen böyle bir emir var. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de
okumanın yanında kaleme, kalem ehlinin satır satır yazdıklarına yemin olsun diye bize kalemi övüyor. Sonra hiç akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz diye emir ediyor. Demek ki okumak, yanında yazmak ama bu okunan ve yazılanları tefekkür etmek bizim için Allah'ın bize gösterdiği en önemli düsturlardan bir tanesi. Düşünmek, tefekkür etmek. Peygamberimizin bize buyurduğu her müminin okumasının, öğrenmesinin, ilim öğrenmesinin farz olduğu her yaştan insana. Öğrenmenin ırkının olmadığı, ilim Çin'de de olsa alınız diye buyurduğu bir dinin mensuplarıyız, bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için Allah'a şükür biz böyle bir medeniyetin evlatları olmaktan iftihar ediyoruz. Ama okumamız gerekiyor. Okumak çok mühim. Onun için şöyle bir tarama yaptığımızda okumayla ilgili şunu görüyoruz. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin verdiği verilere göre bizim ihtiyaçlar listesinde kitap kaçıncı sırada yer alıyor? Bu 2016'da yapılmış bir araştırma. 235. sırada. 235. sırada ihtiyaçlarımızın içerisinde bu kadar gerilerde. Evet, kitap okuma noktasında kişi başına düşen sayımız 8.4 kişi ve günde sadece okumaya ayırdığımız vakit 1 dakika. 1 dakika ayırıyoruz. Ve burada verilere baktığımız zaman insanlar, yani bizim memleketimiz için de söyleyebiliriz, söylediğimizde araştırmalarda televizyona ayrılan vakit 6 saat, internete ayrılan vakitte 3 saat olduğunu görüyoruz. Bu çok çok önemli. Evet. Daha önceki yapılan baskılarda 2008'de 32 bin baskı yapılıyormuş yayıncılar olarak. 2014'te 50 bin. Bu baskı artmasına rağmen okuma oranında artış olmadığı gözüküyor. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılında 12 ay içerisinde 15 yaş üstü okuyanların oranı sadece 15 yaş üstü okumayanların oranı %69. %31 oranında olan kısımda da sadece en az bir kitap okumuş olduğunu görüyoruz. Sonra dünya genelinde 180 ülkede çocuklara hediye edilen kitap sıralamasında 140. sırada bulunuyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Bizim bu çalışmaları gerçekten artırmamız gerekiyor. Bu yöndeki okuma faaliyetlerini, okuma yarışmalarını, okumaya yönelik etkinlikleri çok ciddi manada artırmamız gerektiğini gösteriyor. Biz de bu minval üzere hem Hayrat Vakfı olarak hem de Ulu Ed'in gönülleri olarak bu amaca matuf çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Eğitimciler Derneği'nde bulunan muallim gönüllü arkadaşlarımız gerçekten gayret edip kitaplar hazırlıyor. Bunları bizim önümüze sunuyor ve yarışmalar yapıyoruz. Bu şekilde gençlerimize, yeni nesillerimize, bu aydınlık yarınlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmayı gerçekten ibadet kastıyla ve ibadet amacıyla Rabbimizin rızası için yapıyoruz. Allah rızasına mazhar eylesin inşallah. Şimdi İslam literatüründe bir iki kelime var. Manayı ismi ile manayı harfi. Bir şeye kendi için bakmak,
manayı ismi, bir de anlattığı şey neyse onun için bakmak. Yani manayı harfi. Kitabın içindeki harflere, şekillere, sayfa sayısına, yazarına baktığınız zaman bunlar ne anlatıyor? Bunlar mana ismi. Bunlar bir şey anlatmıyor aslında. Bunlar sadece bir fikir veriyor. Ama içinde geçen cümleler, paragraflar, kelimeler bütünlüğü oluşturduğu zaman ortaya bir mana çıkıyor. Bize bir şeyler anlatıyor. İşte biz bu manayı, harfiyi esas alarak kainatı da bir harfler bütünü, kelimeler, cümleler bütünü görerek bunlar bize bir şey anlatıyor. Aslında anlattığı şey kendisi değil, kendisinin arkasındaki Rabbimizi, Allah'ı bize anlatıyor. Yani manayı harfi aynayı değil, aynanın arkasında gösterdiği birisi var, bir zat var. Kainat kitabını okurken de böyle bakmak, bu mana ile tefekkür etmek, yani Allah'ın emrettiği tefekkürü iyi yapmak gerekiyor. Okumak diyoruz. Evet, okuyacağız ama ne okuyacağız? Her şeyi mi okuyacağız? Bilgi diyoruz, bilgi ama her şeyi mi bilgi edineceğiz? Burada da çok ciddi, dikkatli olmamız gerektiğini görüyoruz. Özellikle nesillerimize bilgiyi aktarırken, verirken. Neden? Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İlim var, bilmek var, bilgi var ama faydasız bilgi de doğru değil. Onun için bizim bu yarışmalarda seçtiğimiz kitaplarda, mesela gösterimde de sunumda da vardı, Abdullah'ın not defteri ilkokul seviyesinde, ortaokul kategorisinde elmadan bakmak, lise düzeyinde inanıyorum çünkü ve yetişkinler düzeyinde de delilleriyle iman esasları. Bu kitapların içeriklerinde şunu öncelikledik. Halil hocam da bahsetti. Tevhid esası üzerinden bakmayı göstermek. Bakacağız ama çocuklara nasıl baktıracağız? Trende seyahat eden çocuk kainata nasıl bakacak? Tatile giden bir çocuk kainatı nasıl değerlendirecek? Aslında her şey bize Allah'ı gösteriyor, nasıl anlatacağız? Bunlar bizim için önemli. Elmaya değil, elmadan bakmak. Elmayı bize vereni gösterecek şekilde bakmak. Elma bir hediyedir. Ama onu göndereni görmek için bakmak. Bu hakikatin arkasında durarak o kitaplarda hem neslimize bilgi veriyoruz ama bu hakikatleri de işlemeye çalışıyoruz. Özellikle lise düzeyindeki kitaplarda şu inanıyorum çünkü kısmı çok önemliydi bu seneki tercih ettiğimiz kitapta. Çünkü dediğimiz olay şu, nasıl olayından ziyade niçin olay üzerine durmamız gerekiyor? Merak önemli çünkü çocuklar merak ediyor. Lise düzeyindeki çocuklar merak ediyor. Bu vesileyle geçen seneki yaşadığımız bir olayı da, yani geçen sene dediğim geçenki törende yaşadığımız olayı da anlatmak istiyorum. Şöyle söyleyelim kıymetli misafirler. Yani yarışmaların ve kitap okumanın sadece bir yarış olmadığını, hatta biz bu yarışmaya kaybedeni olmayan yarışmada diyoruz. Neden? Çünkü burada belki ödül alacak gençlerimiz var, kardeşlerimiz var. Fakat onlar bir ödül almışlar ama diğerleri almadılar diye saymıyoruz. Onlar da ödül aldılar. Neticede kitap okudular. Kitap okumak bizim hedefimiz, kitabı okutturmak. Onun için kaybedeni yok diyoruz bu yarışmanın. Şöyle bir olay yaşadık. Geçenki törenimizde müdürüm de o şeyde vardı, şahit olduğu bir olay, ilçe milliyeti müdürümüz. Bir hanımefendi programın sonunda bize şöyle söyledi, beni kenara çekti. Hocam dedi, size bir şey söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Buyurun dedim. Biz de bunu çok söylüyoruz, anlatıyoruz, çok etkilendiğimiz için anlatmayı da ihtiyaç görüyoruz. Benim dedi çocuğum 9. sınıfa gidiyor. Alptekin Lisesi'nde okuyor. Bilmiyorum kendisi bu yarışmaya katıldı mı katılmadı mı ama. Benim dedi çocuğum bu kitabınızı aldı. Yarışmaya katılmak istedi, katıldı. Ben de bilmiyordum diyor bu yarışmanın ne olduğunu.
katıldı. Bir süre sonra yarışmadan yarışmaya katılmasının vesilesiyle o kitabı okumaya başladı. Okudu okuldu. Açıkçası dedi benim oğlum dedi çok dedi inançlı bir çocuk değildir dedi. Hatta kendisini tanımlarken ateist olarak tanımlıyordu dedi. Ben tabii şaşırdım Allah Allah. 9. sınıf öğrencisi de ateist tanımlaması da çok enteresan. Sonra dedi ki hocam sizin bu delilleriyle iman esasları kitabını okuyunca anne dedi ben dedi deist oldum dedi. Yani böyle inanç noktasında biraz değişimler olduğunu gördü. Ben dedi deist oldum dedi. Zamanla kitabı bitirmeye doğru artık herhalde kitabın sonunda şöyle bir ifadede bulunduğunu söyledi. Dedi ki anne dedi ben dedi şimdi dedi Müslüman oldum dedi. Elhamdülillah. Ben tabii onu duyunca ben de tabii çok şaşırdım, çok etkilendim. Hanımefendiye söyledim ki yani siz bunu dedim o zaman geçmiş rektörümüz vardı. Ona da anlatır mısınız? Orada yanımızda hocalarım da vardı. Ona da onlara da anlatır mısınız dedim. Tabii ki dedi. Onlara da anlattı hocalarıma. Tabii rektörümüzün gözleri doldu, bayağı etkilendi. Bayağı o noktada o da şaşırmış oldu. Yani biz bu nesile, bu 9. sınıf öğrencisi gibi nice gençlere, kalplerine, gönüllerine girmek için belki hiç ummadığımız, belki kıyıda köşede kalan, hiç fark edemediğimiz gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Belki ifade edemiyorlar, belki burada bulunamıyorlar ama bir kişi de olsa bizim için çok önemli. Bu çalışma, burada toplanan misafirlerimiz için söylüyorum. Gerçekten bu yönüyle baktığımızda bizim için Allah katında da dünyevi noktada da belki çok önemli. Biz dünyevi hediyeleri, dünyevi iltifatları belki çok şey yapamayabiliriz ama gençlerimiz önemli görüyorlar ama asıl burada çok çok önemli olan dediğimiz gibi bu aldıkları manevi hissiyatları, duyguları bizim için çok çok önemli. Evet, tabii sizin vaktinizi de çok almak istemiyoruz. Burada bu gençlerimiz, bu çocuklarımız hediyelerini almaya gelmişler. Biz buraya geldiğiniz için tabii çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız, gençleri yalnız bırakmadınız. Onların bu hediyeleri alma noktasındaki heyecanını paylaşmak için buraya geldiniz. Bu tabii bizi de çok mutlu ediyor. Allah inşallah nice böyle yarışmaları, nice böyle faydalı çalışmaları hem vakfımız olarak hem uluyet olarak yapmayı bizlere nasip eylesin. Bu arada bu vesileyle konuşmamıza son verirken burada salonu tahsis eden başkanlığımıza, belediye başkanlığımıza, emeği geçen Uluslararası Eğitimciler Derneği'nin üyelerine, muallimlerimize ve bu kitapları yazan yazarlarımıza ve arka planda çalışan çok kahraman arkadaşlarımıza, özellikle bu programı tertip eden tertip heyetine, arkadaşlarımıza, hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sizler buraya geldiniz, Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışmasının ödül törenine katıldınız. Özellikle sizlere ve hasreten çocuklarımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah bizlere nice böyle çalışmaları nasip etsin. Son cümleleri bitirmeden hepinizin Berat Kandili'ni, yarınki Kandili'ni tebrik ediyorum. Ve bizim de, ümmeti Muhammed'in de hususen Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını, dualarımızın kabul olmasını Allah'tan, Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmalarından dolayı Hayrat Vakfı adına konuşan Amas İl Temsilcisi Hacı Süleyman Ensar Hacı Süleymanoğlu hocamıza teşekkür ediyorum. Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi sırada ödülleri vermeye geldi.
Tüm kategorilerde, yani ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler kategorisinde ilk 5'e giren öğrencilerimizin ve yetişkinlerimizin ödülleri verilecektir. İlkokul kategorisi. Bengüsü Yanar. Mustafa Kütçü. İva Nur Yıldız. Rukiye Ümmü Gülsüm Şahin. Ve son olarak Alperen Yıldırım. Ödüllerini vermek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Alp Osman Dişli Bey'i sahneye davet ediyorum. Ayrıca 300 liralık alışveriş şeki, Mustafa Kütçü ismi özel hediye kazanmışlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Salim Çalkan İlkokulu öğrencisi Bengüsü Yanar'ı duygu ve düşüncelerini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Öğrencimiz Bengüsü Yanar'ı tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyoruz. Ortaokul kademesi. Emir Tepecik. Zeynep Ulem Küçük. Mehmet Akif Özel. Abdullah Adı Güzel. Ve Kayra Al Çevik. Ödüllerini vermek üzere Sulova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu Bey'i sahneye davet ediyorum.
genel merkezimizden ayrıca 300 liralık alışveriş çeki, Zeynep Ulen Küçük isme özel hediye kazanmışlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ayrıca Abdullah Adıgüzel yine isme özel hediye kazanmıştır. Teşekkür ediyoruz. Ortaokul kategorisinde birinci olan Amasya Türk Telekom Proje İmamatip Ortaokul Öğrencisi Emir Tepeci'yi duygu ve düşüncelerini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli öğretmenlerim, değerli misafirler. Öncelikle Aydınlık Yarınlar Yarışması'nda Amasya birincisi olmaktan ve burada bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Peygamberimizin sünnetlerinden olan dini ilmi öğrenmeyi amaç edinen Elmadan Bakmak kitabıyla bu yarışmayı bizim için düzenleyen Hayrat Vakfı ve Uluslararası Eğitimciler Derneği'ne, beni ve arkadaşlarımı bu yarışmaya yönlendiren Arapça öğretmenim Ahmet Değirmenci'ye, aynı zamanda emeği geçen toplumun mimarları olan bütün öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyor, iyi akşamlar diliyorum. Öğrencimiz Emir Tepeci'ye tebrik ediyor, başarıların devamını diliyoruz. Şimdi de lise kategorisi. Kerem Melih Türk. Yağız Berke Hırlı. Salih Yeniçeri. Elif Su Yanar. Şeyma Gençaloğlu. Ödüllerini vermek üzere Hak Eğitim Müdürümüz İbrahim Özaslan'ı sahneye davet ediyorum. İsmi özel hediye kazanan Kerem Melih Türk'ü tebrik ediyoruz. Kategorisinde birinci olan Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kerem Melih Türk'ü duygu ve düşüncelerini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Sevgili büyüklerim, değerli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışması lise kategorisinde birinci olmak nasip oldu. Bu ikinci katılımımdı benim. Önceki katılımımda başarı elde edememiştim. Ama bu seferkinde karar verdim. Gerçekten kitaptaki bilgilerin ilerideki hayatımda da şu anda da çok ihtiyacım olacağını düşündüğümden dolayı zevkle okudum. Gerçekten çok beğendiğim bir kitaptı. İstifade ettim. Aynı zamanda sınıfımda, okulumda, arkadaşlarımla beraber kitap hakkında istişareler yaptık. Onlar da benimle birlikte istifade ettiler.
Bu bilgilerin bize ulaşmasında, aynı zamanda bu yarışmanın yapılmasında, düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öğrencimiz Kerem Melih Türk'ü tebrik ediyor. Başarılarına devam diliyoruz. Şimdi de yetişkinler kategorisinde Mehmet Vera Avcı, Hatice Kübra Dişli, Nurdane Şahin, İrem Ceylan, Betül Lafçı, ödüllerini vermek üzere İl Müftüsü Şube Müdürümüz Abdullah Alçın Bey'i sahneye davet ediyorum. Mehmet Vera Avcı, genel merkezimizden ayrıca 300 lira alışveriş çeki, Hatice Kübra Dişli isme özel hediye kazanmıştır. Nurdane Şahin ayrıca isme özel hediye kazanmışlardır. Kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Danışman hocaların ödül takdimine geldi sırada. Ayrılık Yarınlara kitap okuma yarışmasında danışmanlık yaparak ödül almaya hak kazanan hocalarımızın isimlerini takdim ediyorum. Ahmet Değirmenci, Gülizar Yanar, Ferhat Sarı. Ödüllerini vermek üzere Osmanlı Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Murat Demirbaş Bey'i sahneye davet ediyorum. Hocalarımız Amasya'da 40'tan fazla öğrencimizin kayıtlarını yaparak referans olarak ödül almaya hak kazanmışlardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Kendi kategorilerinde ilk 2000'e giren öğrenci ve yetişkinlerimizin ödüllerini vermeye geldi sıra. İlkokul kategorisi Bengüsü Yanar, Mustafa Küpçü, Nivanur Yıldız sahneye davet ediyorum isimlerini okudukları. Rukiye Ümmü Gülsüm Şahin, Alperen Yıldırım, Betül Gök, Ayşe Beren Tümer, Yaren Topçu, Zeynep Çelik, Asya Özçelik, Hilal Özdemir, Yavuz Duran, Menderes Rüzgar Gül, Kenan Çıktır, Zeynep Erva Erkeç, Elif Karaköse, Yusuf Şamil Sezgin, Meliha Uçar, Begüm Şar ve Rukiye Oğuz. Ödüllerini vermek üzere Suruha İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'yu sahneye davet ediyorum.
kategorisi. Emir Tepecik, Zeynep Polen Küçük, Mehmet Akif Özel, Abdullah Adıgüzel, Kayra Alçevik, Mehmet Furkan Özdemir, İsmail Eymen Kurt, Selim Değirmenci, Uğur Acar, Sümeyye Mercan, Mehlika Hafsa Erken, Mehmet Sahip Öz, Musa Cintalioğlu, Ergün Reyhan Menşur, Nisanur Zeynep Özben, Elif Zeynep Oğuz, Ayşe Sülen Öztürk, Berrak Ayan, Neşet Pala, Mehmet Eren Pala, Beril Pervane, Cihat Arslantaş, Marva Koistani, Ali Furkan Zengin, Talha Çınar Ömür, Ezel Acıhan, Yusuf Mahmut Çayan, Zeynep Selin Zor, Belinay Karaöz, Merve Taş, Eyüp Dinç. Ödüllerini vermek üzere Hayrat Vakfı Amasya İl Temsilcisi Ensar Hacı Süleymanoğlu'yu sahneye davet ediyorum. Yarışma olan Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışması ödül törenimiz devam ediyor. Öğrencilerimizi, velilerimizi tebrik ediyor. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Gidiyor. 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 Gidiyor.
Teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Yetişkinler kategorisi. Mehmet Vera Avcı, Hatice Kübra Dişli, Nurdane Şahin, İrem Ceylan, Betül Lafçı, Beyza Darıcı, Fatma Lafçı, Yusuf Lafçı, Ayhan Keleş, Ayşenur Karaköse, Zeynep Yeşil, Ayşenur Karakaş, Yasin Yağcı, Mustafa Taştan, Sabahat Şen, Nesime Alınlı, İsa Nur Yıldız, Uğur Tekin ve Süreyya Gülgör. Ödüllerini vermek üzere Ulet Amasya İl Temsilcisi Halil Katmerlikaya hocamızı sahneye davet ediyoruz.